Karşımızda y eşittir fx'in grafiği var. x eksi 4'e yaklaşırken fx'in limitini bulmak istiyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Limit, fonksiyona verilen değer, örneğin bu örnekte eksi 4, evet fonksiyona verilen değer eksi 4'e yaklaşırken fonksiyonun hangi değere yaklaştığını verir. Burada da gördüğümüz gibi fonksiyonun bu değerde tanımlı olması da şart değil. Bakın f eksi 4, buradan yukarı çıkarsak x eşittir eksi 4'te f'nin tanımlı olmadığını görüyoruz. Tanımlı değil. Ama az sonra fonksiyon bu noktada tanımlı olmamasına rağmen limitinin tanımlı olduğunu göreceğiz. Tabi bunun tam tersi de söz konusu olabilir. Yani fonksiyonun tanımlı olduğu bir noktada limit tanımlı olmayabilir. Bunu başka bir videoda göreceğiz. Bakalım x eksi 4'e yaklaşırken neler oluyor? x eksi 4'e eksi 4'ten büyük değerleri alarak yaklaşabilir ve eksi 4'ten küçük değerleri alarak yaklaşabilir. İsterseniz önce eksi 4'ten büyük değerleri inceleyelim. Mesela x eksi 1 iken burası f eksi 1, bu f eksi 2, f eksi 3, f eksi 3,5, f eksi 3,9, f eksi 3,99, f eksi 3,99999, x eksi 4'e eksi 4'ten büyük değerler alarak yaklaştıkça fonksiyon 6'ya yaklaşıyor gibi görünüyor. Şimdi aynı şeyi bir de diğer taraftan yapalım ve burada da 6'ya yaklaşıp yaklaşmadığımızı görelim. Şimdi de eksi 4'ten küçük değerler alarak yaklaşacak. f eksi 7, f eksi 6, f eksi 5, f eksi 4 virgül 5, f eksi 4 1, f eksi 4 0, 1, f eksi 4 0, 0, 0, 0, 0, 1. Gördüğünüz gibi x eksi 4'e eksi 4'ten küçük değerler alarak yaklaştığında da fonksiyon 6'ya yaklaşıyor.